edebiyat tarihi açısından hem de Türkiye'deki tarihsel süreç açısından çok söyleyecek, konuşulacak şey olduğu için bir de ödüller, senin adına düzenlenen ödüller abi. Yani çok fazla konuşulacak şey var. Onun için o bu paylaşımın içinde Özkan Mert'in de düşüncelerini, fikirlerini yer almasının yararlı olacağını düşündüm. Sen de davetimizi kabul ettin, geldin. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadığın için abi. Rica ederim, rica ederim. Şimdi Türk Edebiyatı'nda yakından ilgilenen hemen herkes zaten Özkan Mert'in kim olduğunu biliyor. Kitapları da biliyor. Ama henüz yeni tanıyacak olanlar için genel bir şey çizmek istedim ben. Özkan Mert kimdir diye. İlk kitap İlk Kuracağız kitabım. Her Şeyi Yeniden kitabıydı. O sonra herhalde o süreçte, basıldığı süreçte toplatıldı. Ve daha sonra ondan sonra İsviçre'ye gittin sanırım abi, değil mi? Evet, şimdi ilk kitabım 1970, daha doğrusu 1960 yılının sonunda yayınlandı. Ben o sırada Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Sinoloji, Çince öğrenimi görüyordum. Aynı zamanda da Türkiye Elektrik Kurumu'nda topograf olarak çalışıyordum. O dönemi biliyorsunuz, 68 dönemi, Evet. 68 döneminin içinden doğan bir şairim ben. Yani benim evim 68 dönemidir. O koşullar içerisinde büyüdüm. O koşullar içerisinde geliştim. Ve ilk şiir kitabım Kuracağız Her Şeyi Yeniden'di. Zaten çıkar çıkmaz da toplatıldı askeri junta tarafından. Daha doğrusu askeri junta gelmeden sivil mahkeme kitabımı toplattı. Hatta beraat bile etmiştim sanıyorum o dönemde. Daha sonra askeri junta gelince davam askeri juntaya devredildi. Askeri juntada 3 hakimin 3'ünün de onayıyla 142'ye birinci maddeden hüküm giydim. Biliyorsunuz 142'ye Evet. birinci madde işte halkı ayaklandırmak, halka özgürlük düşüncesini yaymak. Yani halkın kafasına özgürlüğü sokmaktan, demokrasiyi sokmaktan yargılandım ve suçlu bulundum. Suçluydum tabii, bunu da burada söyleyeyim yani. Evet. Ve şey ODTÜ'deki çalışmalar, Deniz Gezmiş'le, Yusuf Aslan'la, Hüseyin İnan'la dostluğunu, o da o dönem değil mi? Aynı Tabii dönemde. aynı dönemde, o dönemde zaten Dev Genç üyesiydim. Aynı zamanda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Dev Genç'in temsilcisiydim. Günzileci'de Sosyalist Fikir Kulübü Başkanı'ydı Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Yani seçimlerle iş başına geldim ve Ankara Senatosu'na seçildim. Ankara Senatosu'nda devrimcilerin temsilcisi olarak bütün üniversite öğrencilerini temsil ettim. Ve o sırada 66. filo onun gelmesi nedeniyle ortalık çok karıştı. Her yerde protesto gösterileri yaptı. Ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde senatöde, yani senato dediğimiz bir dekan, iki profesör, iki doçent, iki de öğrenci temsilcisinden olan bir senatonun içerisindeydim ben. Ve orada temsilci olarak devrimciler olarak Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kapatılmasını talep ettim. Yani böyle bir dönemde yaşadık biz. Evet. 68 olayları, işgaller. Zaten biliyorsunuz bu dönem yalnız Türkiye'de değil, tüm dünyada 68 olayı öğrenci ve işçi hareketlerinin zirveye çıktığı bir nokta. Bambaşka bir dönemdi. Benim Kuracağız Her Şeyi Yeniden adlı ilk şiir kitabımda bu dönemin bir ürünüdür. Yani işte meşhur şiirim var biliyorsunuz yani Türkiye'de neredeyse herkes, çoğu insan bilir. Diren ey kalbim, yenilme, Evet. sen benim silahımsın, aşkımsın. Tabii de oraya gelmeden önce bir İzmir dönemi var tabii. O çok önemli bir olay. İzmir. Evet, ben de şimdi oraya gelecektim. Şimdi İzmir dönemi çok önemli bir dönem tabii. Yani aslında nereden başlamalı bilmiyorum ama istersen Erzurum'dan başlayalım, İzmir'e geçelim oradan. Erzurumlusun abi, Erzurum doğumlu. Sonra Erzurum doğumluyum, Erzurum'da doğdum. Ankara'dan İzmir'e geldin. Yok, Ankara, İzmir'den Ankara'ya geldim. Ha, Şimdi İzmir'den. şöyle, benim doğum yerim 1944 yılı. Erzurum'un Palandöken dağlarında bir ahşap bir binada doğdum.
Sonunda burada daha 2 yaşında ince hastalığa yakalandım. Tüberküloz, verem diyorlar. Ve bu hastalıktan 2 yaşında yakalandım ve çok tehlikeli bir durumdaydı. Her zaman kurtarılamayacağım düşünülüyordu ve hatta babam gidip mezarımı bile satın almış. Erzurum'da bugün benim bir mezarım var, duruyorsa orada. Daha sonra tabii burada aslında uzun hikayeyle kısa anlatmaya çalışacağım. Orada yaşlı bir köylü kadının müdahalesi ve yaptığı otlardan yaptığı bulamaçlar ve ilaçlarla paçayı kurtarmışım. Yani onun için babam bana hep söylerdi, bedavadan yaşıyorsun lan derdim. Aslında bu çok oldu, hayatımda bu çok oldu. Yani 68 olaylarından tut da daha birçok olayda ölümün eşiğinden döndüm. Yani bir de şey, tabii burada şeye çok önemli, bu hastalık. Hastalık olaydı benim bütün hayatım boyunca etkiledi. Yani hatta birçok demeyeyim, bazı yazarlarda bu olay vardır. Hastalıkla yazarlık arasındaki ilişki. Kafka mesela hastalığını çok seviyordu mesela. Evet. Zamanla ben de öyle bir noktaya geldim. Artık hastalığımı iyileşmesi gereken bir şey olarak değil de benim bir parçam olarak, beni ben yapan bir etmen olarak hayatımda her zaman devreye geçti. Daha sonra biz Erzurum'dan, babam asker olduğu için İzmir'e taşındık. Konya'ya gitmiştik. Konya'ya taşındık. Konya'da da ilkokulu Konya'da okudum. Orta 1 ve orta 2. Orta 3'te biz İzmir'e geldik. İzmir'e taşındık. Benim ilk gençlik yaşamım hep İzmir'de geçmiştir. Yani bana sorsan senin şiirin başkenti neresi dersen İzmir derim. Çünkü ilk ama, ama şöyle fını böldüm abi. Biz daha çok yıllar önce İzmir'de Kemal Altı'nda bir yemek yemiştik seninle. Orada sen bana bir şey söylemiştin. Ben onu hiç unutmadım. İzmir şiir yazmak için çok güzel bir yer. Evet. İzmir'de şair olunur ama şair kalınmaz demiştin. Evet, doğru. Onun için kaçtım ben de. İzmir'deki bir meyhanede oturup konuşmuştuk bu konuyu. Mehmet Fuat diye ötekinin neydi? Ben bunu söylediğim zaman ya olur ama dedi, ya burada dedim şair, yani İzmir'den şair olunmaz. Dedi sen oldun ama dedim ben kaçarak oldum. Espri olarak tabii bunu. Orada epey bir gülmüştük. Sonunda tabii İzmir çok önemli. Yani İzmir neden önemli? İlk şiirimi yazdığım, ilk kızı öptüğüm, ilk aşık olduğum, İlk büyük dostlukları, serseri arkadaşlıkları, dostlukları yaşadığım bir dönem benim. Bir de 60'lı yılların İzmir'ini düşünün. Yani bambaşka bir şey. İzmir çok ilginç bir yerdi yani benim için. Hiçbir zaman metropol olmayan, üzerinde kasabalılığı hiç atamayan bir kenttir. Yani İzmir'den hiçbir zaman metropol, büyük bir kent olmaz. İstediği kadar modernleştir, hep o kasabalılığını korumak ister, o bir kasabalı hali vardı, onu da güzelleştirir. Öyle bir ruh var yani. Ama o işte belki Ege'nin naifliğinden mi geliyor? Yani. Ya evet, da... evet, güzel. Yani Ege'nin naifliği, Ege'nin kültür yapısından, bileşiminden ortaya çıkıyor. Yani hiçbir zaman şeyi kabul etmiyor. Büyük bir metropol, İstanbul gibi, ne bileyim ben Londra gibi, öyle büyük bir metropol olarak kabul etmiyor, reddediyor. Red oyunu kullanıyor. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Burada insanlar keyfine düşkün yani. Daha rahat evet. yaşamak istiyorlar. Minimal yaşamak istiyorlar. Yani böyle daha doğayla iç içe yaşamak istiyorlar. Bir de mesela çok yani büyük, çok büyük İstanbul'daki gibi mesela bu AVM'ler falan İzmir'de çok talep görüyor mutlaka ama hani bir metropol kentinde gördüğü gibi değil yani. İnsanlar sahibi yok, istiyorlar. Yok, daha İzmir veto hakkını kullanıyor. İzmir'den gidişle de ilgili İsveç'e yani İsveç macerası başlarken onunla ilgili de şey hatırlıyorum. Kafede masanın üzerinde bir İsveç'le ilgili bir tanıtım broşürü görüp evet. Öyle karar verdiğine dair bir şey hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. İstersen İzmir'i anlatayım kısaca. O dönemin İzmir'ini sen unuttun. Evet. Hatırlat bana, ben unutmayayım. Onu anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Burada anlatmak için varız. Şimdi dostum şöyle, yani İzmir'de 60'lı yıllarda çok
çarpıcı, çok yetenekli insanlardan oluşturduğu bir edebiyat ortamı vardı, şiir ortamı vardı. Mesela şu anda çoğu hayatta değil. Mesela Levent Atalay, benim çok yakın arkadaşımdı. Duydun mu bilmiyorum adını. Ölü Şairler Antolojisi diye bir antoloji hazırlamıştı. Orada yeri vardır. Mesela Emin Ersoy diye müthiş yetenekli bir kardeşim, arkadaşım vardı. Mehmet Ereş vardı. Özel Arabul vardı. Bir de Küçük Kuş dediğimiz bir arkadaşımız vardı. Ve bütün bunların hepsinin tanığı da Mehmet Ali İhsan'dır. Mehmet Ali İhsan tarihçi diyor. O dönemin tarihçisidir. O konu, aslında bütün bunları en iyi o bilir. Onu anlatmak lazım. O hep dışarıdan gözledi. Hem bizim neydi hem de dışarıdan gözledi. Sonra Gündüz Badak, Evren Dergisi. Yani ortada bir şey vardı. Ödemiş'ten Mehmet Başaran Bilek. Orada Ayten diye bir arkadaşım vardı. Çok güzel bir, keskin bir ortam vardı burada. Yani bunlar aynı zamanda hem de militan. Hem hayatın militanı hem de edebiyatın ve şiirin militanıydılar. Ben bunların içine büyüdüm. Tabii bu arada sağda solda bu merkezi bir şey. Bu merkezdi. Bu merkezin içine bulunanlar. Bunun dışında işte Refik Durbaş falan vardı. Ama asıl bizim şeyimiz, benim en çekirdek noktası Levent Atalay, Emin Ersoy, Mehmet Ereş, Özel Arabul ve ben. Bizdik yani. Ve bu dönemi ben şeye bağlatırım. Yani bir anlamda bu şeye benziyor. Alain Ginsberg, Jack Kerouac'ın başını çektiği edebiyat grubu gibi bir gruptu bu. O biliyorsun, o bir hippie rölesiydi. Çok önemli şairler Alain Ginsberg, Jack Kerouac. Bugün Amerikan ve dünya edebiyatının en önemli yazarlarından, şairlerinden. Bizde ben onunla biraz karşılaştırırım. Bizimki de şeydi böyle, nasıl anlatayım, hayatı anlamaya çalışan, hayatı yürü yürü yaşamak isteyen insanlardı. Nihilizm, anarşizm ve sosyalizm arasında gidip geliyorduk sürekli olarak. Ama daha sonra hayat, daha sonra biz sosyalizmde şey yaptık, karar kıldık ve onun mücadelesini verdik. Benim bu yazda, bu dönemde yazmış olduğum şiirler de hep şeydir yani, bu nihilizmle biraz ilgili, biraz anarşizmle, daha sonra bu şiirlerle geçiren dönem Elma Büyüklüğü'nde Sakallarım adlı şiirimle bu dönem biter ve 1967 yılının sonunda Ankara'ya gidiyorum ve Direney kalbimi yazıyorum. Yani bu karmaşık durum, bu tehlikeli durum, bu nihilizm, anarşizm, varoluşçu, sosyalizm arasındaki bu karma karışık durumun içerisinden sosyalizmi seçerek Ankara'da vardım ve oradaki 68 hareketinin içerisine katıldım. Yani bu dönemi iyi ayırmak lazım. Bu İzmir dönemi bir Elma Büyüklüğü'nde Sakallarım şiiriyle biter. Bir ki çok uzun bir şiirdir bu. Ve 1965 yılı Mehmet Fuat'ın yıllarında yılın en iyi şiiri olarak gösterilmiştir. Ve işin bir ilginç yanı da ben daha ikinci yeniyi bilmeden ikinci yeni özelliklerini taşıyan bir şiir oldu bu. Ben daha çok Türk şiirinden çok Rus şiirini, Rus edebiyatını, Pushkin'leri, Mayakovski'leri okuyarak şiir hayatına, edebiyat hayatına girdim. Bunu altını çizmek istiyorum. Yani ikinci yeniyi okuyarak falan değil. Öyle bir şey olmadı. Ama daha sonra tabii ki oraya da geleceğiz daha başka bir bölümde. Çoğuyla hem çok yakın ilişkilerimiz oldu. Yani Cemal Süreyya. Onları da daha sonra anlatacağım. Evet, Cemal Süreyya'nın Özkan Mert'le ilgili bir yazısı da vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Çok güzel. Benim hakkında söylediği güzel sözler var. İkinci, evet. Benim karşı olduğum bir... Ama ikinciye niye siz karşı durdunuz hep? Tabii yani biz her zaman ikinciye niye karşı 60 şiir kuşağının manifestosunu yayınladık yani. Broy dergisindeydi sanırım, değil mi? Efendim? Broy dergisindeydi. Ant dergisinde 1969 evet. Yılındaydı. İşte Atol Bey, Eremoğlu, İsmet Özel, Süreyya Bertin ve Özkan Mert. Evet, yani ikinciye karşı
Evet, yani ikinci yeniye karşı toplumsal içerikli şiirin manifestosunu imzaladık. Yani yayınladık ki bunu da şiirlerimizle göstermeye çalıştık. Kim ne kadar neyi gösterir, onu da edebiyat tarihi gösterir. Da anlaşılacak. Ama ikinci yeninin o güçlü etkisini biraz kırdı ve hani daha Türk şiirini çeşitlendirmeye de katkı sağladı bence yani. Ben Gayet o dönemleri tabii ben yaşamadım ama böyle düşünüyorum. Ay gayet tabii yani bu biz şimdi biz 60 yıl kuşağı olarak ikinci yeni hareketine karşı çıkıyoruz. Ama bu ikinci yeni inkar ettiğimiz anlamına hiçbir zaman gelmez. Hiçbir zaman gelmez. Bu bütün bu şeyler nasıl anlatayım, değerli olan şiirler, önemli olan şiirler, önemli olan şairler hangi grupta olurlarsa olsunlar çağdaş Cumhuriyet sonrası çağdaş Türk şiirinin zincirinin bir parçasıdır. Birbirine eklenirler, bu şekilde eklenirler. Evet. Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarlarından şair Mehmet Kemal'in güzel bir kitabı var. Adı da şöyle: Şairler Dövüşe Dövüşe Büyür. onun gibi bir şey. Yani şairler elbette ki biz edebiyat açısından, estetik açısından, içerik açısından Türk şiirini daha çok zenginleştirmek için değişik gruplarda olabiliriz. Bizim istediğimiz şiiri sokaklara, her yerde okunacak, herkesin anlayabileceği bir noktaya getirmekti. Başarılı da oldu aslında. Bence başarılı oldu, çok başarılı oldu. Bu daha çok, yer geçen gün çok daha iyi anlaşılacak. Yani bir de şunu da burada çok iyi vurgulamak istiyorum. Her iyi şiir kendi döneminde yeteri kadar anlaşılamayabilir. Yani bazı şiirler, bazı şairler zamanın içerisinde yerleştirilmiş mermi gibidir. Yarına açıktır. Onlar gelecek kuşaklar tarafından tekrar okunacaklar, tekrar yorumlanacaklar ve bu gelecek kuşakların yorumlarıyla edebiyat tarihindeki yerlerini yeniden çizilecek, harita yeniden çizilecek. Edebiyat, Türk şiiri ve Türk edebiyatın haritası her zaman yeniden çiziliyor. Bazıları yok olup gidecekler, bazıları daha ön plana çıkacaklar. Geleceğe açık bir kapıdır. O kapıdan kimler geçecek, kimler kalacak o belli olmaz. Bunu tarih gösterecek. Ama özellikle vurgulamak istediğim şu: bizden sonra gelecek her kuşak Türk şiirine yeni anlamlar, yeni yorumlar getirecek ve toplumsal konumunu değiştirecek şu ya da bu şekilde. Eskiden de öyle miydi? Ben onu mesela sormak istiyorum abi. Şimdi ben hani senin çokça şikayetçi olduğun bir şey bu. Hep de böyle dile getirip serzenişte bulunduğun da bir şey. Çok fazla bir şiir çöplüğü var Türkiye'de. Evet, maalesef. Şiirle uzaktan yakından belki alakası olmayan bir tomar, bir araba, laf kalabalığı, bunlar şiir kitapları olarak basılıyor. Bu özellikle yayın evlerinin ücret karşılığı para basma meselesinden sonra da bu türeyen bir şey aslında. Bu 60'larda, 70'lerde, özellikle 80 öncesi yani. O zaman da böyle miydi yani? O zaman da... Yok canım, kesinlikle öyle değil. Yani bizim 60'lı yıllarda kimin ne olduğu belliydi. Şair şairdi, kasap kasaptı, dükkancı dükkancı, pideci pideciydi yani. Hiçbir zaman pideci çıkıp ben şairim demezdi ya da bir şair çıkıp da ben pideciyim bilmem neyim demezdi. Yani bu şeyden kaynaklanıyor biraz da. Türk toplumunun ve Türk edebiyatının yerine oturmamış olmasından kaynaklanıyor. Henüz oturmadı yani. Değişik dönemlerde değişik şeyler oluyor. Mesela İsveç'teyi ben hiçbir zaman düşünemem ki yani birisi çıkıp ben şairim diyeceği demez, utanır yani. Türkiye'de taşlar yerinde değil. Her geçen gün taşların yeri değişiyor. Kimin nerede durduğu, kimin hangi barikatta olduğu, neyi savunduğu belli değil. Bu da insanların birey olmayı becerememesinden ileri gelen bir olay. Mesela Batı ile Türkiye arasındaki en büyük özellik bana sorarsanız, Batı'da insanlar, Avrupa'da yani insanlar birey olmayı becermişler, birey olabilmişler. Bunun bir sürü gerekçesi var neden de. Türkiye'de maalesef böyle değil. İşte birisiyle konuştuğunuz zaman 12 tane kişiliği var yani bazı insanlar. Bir bakıyorsun kadın düşmanı, bir bakıyorsun sosyalist, bir bakıyorsun komünist, bir bakıyorsun ırkçı olmuş. Yani neredesin, ne oldu belli değil yani. Hepsinden bunun biraz. İnsanların hepsinden biraz da olmuyor işte be. Her şeyin en kötüsünden bir parça alıp çorba yapamıyorsun yani. Birey olamayınca ne oluyor biliyor musun Özgür? Düşünemiyorsun. Birey değilsen düşünemiyorsun. Düşünemeyince kim nereye çekerse oraya gidersin yani. Hani şey gibi, koyunlar gibi.
Tut boynundan ne al götür, onu oraya götür. Hiç itiraz eder mi sana koyun? Evet. Koyunu kim çekerse oraya gider yani. Bu Türkşehir'in çöplüğe dönüşmesi hikayesi bu son döneme ait bir şey mi? 2000'li yıllardan sonra başladı. Yani 2000'li yıllara kadar böyle değildi. Sanmıyorum böyle olduğunu. En azından bu ölçüde değildi. Daha sonra ne oldu? Ortalık şey kaydı. İnsanların ayaklarının altındaki toprak kaydı. Nereye tutunacaklarını bilemediler. Dal bulamayınca boşlukta yuvarlandı. Bu çöp şiirlerde boşlukta yuvarlanmanın bir karşılığı yani. İnsanlar bir ifade biçimi arıyorlar belki de. Yani bir şekilde derdini anlatma. Yani mesela o konuda da Haydar Ergüler'in bir sözü vardı. Yani ne var insanlar şiir yazıyorsa yazsınlar işte. Yani onun yerine kahveye mi gitsinler, okey mi oynasınlar? Ya bu kötü bir şey değil ki gibi bir şey söylemişti mesela. Çok kötü bir şey. Korkunç kötü bir şey. Yani akıl alacak bir şey. Şimdi herkes ben Tolstoy'um diye ortaya çıkarsa ne olacak? Nasıl? Herkes ben Tolstoy'um ya da herkes ben Nazım Hikmet'im. Herkes Nazım Hikmet olduğunu sanıyor. Mesele yalnız şiir yazmak değil. Başka bir söz daha var. Ne var yani yazsınlar ya adam öldürseler daha mı iyi falan gibi. Ya evet. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ya neyle neyi karşılaştırıyorsun sen? Yani ya hangi gerekçeyle neyi soruyorsun? Yani bunlar hep işte kafa karışıklığından oluşan şeyler. Yani kendini iyi şair sananlar bile hala daha kafası karma karışık yani. Böyle bir şey olabilir mi? Edebiyat ayrı bir olay. Her şey ayrı bir olay yani birbirine. Yani herkes yazıyor. Yani herkes ben de yani kalkıp mesela ben de cerrahın da elime bıçak alıp önüme çıkanın kalp ameliyatını yapabilir miyim yani? Evet. Kalbini yapabilir miyim? O zaman şu soruyu soruyorum. Şiir yazmak kalp ameliyatı yapmaktan daha mı kolay? Biraz da öyle görüyorlar herhalde yani. Demek ki. Ama aslında bunun edebiyatla bir ilişkisi yok yani. Bu ayrı bu edebiyatla değil. Bu tamamen klinik bir vak. Yani bunu da açıklamak benim işim değil yani. Ben keşke bir bilim adamı, doktor olup bu olayı algılayabilsem. Bu çok önemli bir konu. Yani Türkiye'de bilim adamlarının bu konuyu incelemesi çok çok yararlı olur. Umarım bir gün yaparlar yani. Nasıl oldu da böyle oldu? Mesela bir kürsü kurulacak. Bu dönemi anlatan, bu son 20-30 yıllık dönemi anlatan kürsü üniversitelerde. AKP nasıl oldu da 20 yıl iktidarda kalabildi? Mesela bu o kadar zengin bir konu ki psikoloji var, sosyoloji var, her şey var bunun içinde. Aynı şekilde kürsü kurulacak. Şiir kürsüsü. Nasıl oldu da bu kadar insan bu kadar çok bu kadar kötü şiir yazdı? Bu da bir araştırma konu. Bir psikolojik bir konu. Yani bunu Freud herhalde açıklardı bunu bize ama ama gerçekten yani bu özellikle şiir alanında bu kadar yani çok ciddi bir şey var. Yani bir kalabalıkla beraber o kalabalığın yarattığı bir erozyon da var yani. Hani gayet tabii ki erozyon var. Bir erozyona sebep oluyor aslında. Yani iyi şiir yazan ya da bu konuda hani çok gelecek vaat eden ya da çok başarılı bir sürü genç arkadaşımız da var. Ama bu kalabalık, bu çöplük, o hengame onlarda da bir erozyona sebep oluyor aslında işlerin içeriği. Gayet tabii. Ben bir geçenlerde gene mass medyada paylaşmıştım. Bana kitaplarını gönderiyorlar işte dosyalarını gönderiyor yorum yapmam için falan. Ben dedim yani bir şey Turgut Uyar Dost dergisinde yapıyordu böyle bir şey. Ben de birkaç dergide böyle bir şey yaptım ama hayatım şu dönemde şimdi oturup da iyi şiir hangisi kötü şiir hakemlik yapacak halim yok. Ama şunu önerdim. Dedim ki ikinci yeniden uzak durun dedim. Bu kötü şiirdir diye demiyorum. İkinci yeniden öğreneceğiniz bir şey yok yani. Hiçbir şey öğrenmiyor. Okudum onu. Yarına kapalı bir şiir. Yani çok güzel, cici bir şiir var. Cici bir şiir. Çok güzel bir şiir. Ayrıca şurada şunu da belirteyim. İkinci yeni kavramı da çok farklı. Yanlış bir kavram. Yani şimdi Ece Ayhan'la Edip Cansever'in işte Turgut Uyar'la Cemal Soyan'ın şiirlerin arasında hiçbir ortak nokta yoktur. Ona kalırsa ben mesela Cemal Süreyya, Turgut Uyar'ı 60 şiir kuşağının çizgisi içinde görüyorum yani. Hiç. Hatta bir gün Cemal Süreyya söyledim ben. Ya Cemal'cığım dedim, senin ne işin var dedim ikinci yerin içinde ya. Aynen. Ne işin var dedim ya. Ne ilgin var? Sen bambaşka şiirler yazan bir insansın yani. Özkan dedi, orası benim evim dedi. Evi ama aslında ideolojik olarak baktığın zaman kesinlikle bizim çizgimiz içerisinde 60 şiir kuşağının
devrimci Şii üzerine Şii çizgisi içinde yer alan bir şair olması gerekiyor. Ama şey farkıyla, kuşak farkı, yaş farkı, bir de yaşanılan çevre ve ortam ve tarih farkı nedeniyle bizi bıçağın ucundayken Cemal Süreya bu tarafa düşmüş, bir tarafa Özkan Bey öteki tarafa düşmüş. Yani ve böyle bıçağın ucundan yani ikimiz de aynı yere düşebilirdik ya da bıçak ikimizi de kesebilirdi ya da öteki tarafa düşerdik. Yani böyle bir olay. Türkiye'de böyle garip olaylar var. Ne olduğu belli olmadan olan şeyler. Yani diyalektiğin iflas ettiği durumlar var Türkiye'de. İkinci en iyi, belki de en iyi bence temsil eden yine Ece Ayhan yani. Ece Ayhan. Şey, Ece Ayhan diyorum. Edip Cansever. Evet, evet. Olabilir. Doğrudur. Doğrudur. Edip Cansever ikinci yeni oğlu. İkinci yenici oğlu. İkinci yeni. Yani öyle değil. Edip Cansever. Mesela şimdi Ece Ayhan'ın şiirini nereye koyacaksın? Ece Ayhan'ın evet. Şiirini apayrı bir yerde durması lazım. Hiç evet. İlgisi yok yani. Hiç ilgisi yok. Cemal Süreya, hatta şunu çok açık söyleyeyim. Bizden çok daha fazla devrimci dizeler yazmış bir şair. Ama o şekilde algılanmamış belki. Halk onu başka türlü algılamış. Yani algılamaya çalışmış. Evet, belki Cemal dedi anlasınlar da öyle olsun diye sesini çıkarmadı. Sesini çıkarmadı belki de, ne bileyim ben yani. Türk şiiri baştan aşağı yeni baştan gözden geçirmesi gerekiyor yani. Çünkü şiir söz konusu olduğu zaman belki şey mi abi, yani Türkiye'de o şiir eleştirmeni yetişmiyor belki de. Yani yok doğru düzgün eleştirmen. Yani eski sizin döneminizden olanlar belki ya da bir kuşak sonrasından olanlar var. Orada iyi isimler var. Ama ondan sonrasında mesela yeni dönemde hani bu şiir çöplüğü meselesine de bağlantılı aslında. Herkes şair olma peşinde. Ama kimse yani bir şiir eleştirisi üzerine çalışan çok az genç arkadaş var. Hatta yok denecek kadar yani. O şiir çöplüğü de aslında şöyle elektronik şiir çöplüğü desek daha güzel olacak. Elektronik, evet. Elektronik mezar desek çok daha güzel olacak. Evet yani doğru tabii, aslında işte her şey birbirine bağlı yani. Ortaya iyi şiir olmayınca iyi eleştirmen de çıkmıyor. İyi eleştirmen olmayınca iyi şiir yazanların sayısı çok az. Her şey birbirine bağlı. Yani nasıl anlatayım, bir çöküntü içerisinde istediğin kadar ek istediğimi toprak kayıyor. Yani. Sürekli toprak kayıyor. Kaydıkça hiçbir bitki de tutmuyor. Türkiye'de durumu da aynı böyle. Ortada iyi şeyler yapılıyorsa onlar da kayıyor o gürültüyle, patırtıyla birlikte. Yani şunu çok altını çizeyim. Ben hiç kimse şiir yazmasın demiyorum. Herkes şiir yazsın. Herkes şiir yazsın. Ama şair olduğunu sanmasın. Gitsin babasını okusun, anasını okusun, kardeşini okusun. Ya da elinde bıçak olan herkes ben cerrahım deyip de gidip bir milletin kalbini malbini kesmeye çalışmasın yani. Anlıyor musun? Bıçağı da gitsin elma soysun mesela. Benim söylediğim mi? Elma soy. Evet. Ama ameliyat yapamazsın. Sen şiir yazıyorsun diye şair olamazsın ki. Böyle bir şey olmaz ki. Aslında şairlik o da ayrı bir konu. Şairlik de olunmaz. Şairlik olunacak bir şey değil. Yani bir insan şair olamaz. Ben şair olacağım, emekli olduktan sonra şair olacağım diyemez. Böyle bir olay yok yani. Her şey olabilirsin. Başbakan olabilirsin, reis cumhur. Ama şair olamazsın. Yazar, sanatçı olamazsın. Bu şair olma olayı ta insanın doğumundan doğumundan gelen genleriyle, genetiğiyle, yaşamıyla, duygusallığıyla o kadar çok binlerce ilişkinin bir araya getirip belli bir noktada senteze ulaşıp bir ürün verdiği bir olaydır. Yani bu olunmaz, böyle bir şey olunmaz. Yani hatta şair, şair olduğunu sonra öğrenir yani. Önceden ben şair olacağım diye bir şey yok. Şair, şair olduğunu bilmez. Bunu da söyledim. Şair, şair olduğunu bilmez. Yani İnsan şiir yazarsın, bir gün bakarsın belki olur. Yani ama bilmezsin sen bunu. Yani ben emekli olunca şair olacağım. Ya da efendim gidip şuradan 3000 lira vereyim, bir kitap bastırayım, şair olayım. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz yani. Ancak kebap yiyebilirsin yani, gidersin kebapçıya ya da... Onur Ünlü'nün de şiirleri var. İyi de bir şair bana göre. Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla yazıyor. Onun bir şeylerinden bir tanesinde vardı o. İleride şair olursam seni de yanıma aldırırım gibi bir dizi vardı. Evet tabii yani şey, bu bütün bu durumun farkında olan insanlar var. O
yok. Yani şimdi herkes, birçok şairin bunun farkında olduğunu bilmiyorum. Ama bir takım böyle statik hocu şairler var böyle. Kendine belli bir yer edinmiş, köşe köşe kalkmış bilmem ne. Onlar için hiçbir sorun yok. Herkes yazsın, onlar da parayı toplasın yani hikayesi. Onların derdi başka yani. Onların derdi iyi şiir falan değil. Yani iyi bir Türk edebiyatından bahsetilmiyor. Herkes yazsın, oynayalım, gülelim. İşte ne yapalım? Yani böyle yürüsün bu iş. Onlar da o aradan toplayabildiğini toplayacaklar yani. Olay bundan ibaret. İzmir'den sonra Ankara'ya gittin. Ankara'dan sonra Türkiye'de geçen süre içerisinde, yani İsveç'e gitmeden öncesinde Diren Ey Kalbim, sonra ya tek kitap mı var? Ben İsveç'e gelmeden önce tek bir kitap yayınladım. O da Kuracağız Her Şeyinden. O da işte toplatıldı. Mahkum oldum. Ondan sonra da ben kaçtım. Nereye geldim? Almanya'ya geldim önce. Almanya'da ne kadar kaldım? 9-10 ay kaldım Almanya'da. Almanya'yı pek sevdiğim söylenemez. Ondan sonra da benim aslında görmek istediğim böyle çok kuzeyde geyikler, meyiklerin olduğu eksotik yerlerdi. İsveç'i buldum. İsveç'e gelişim de tabii başlı başına. Yani İsveç'te şöyle söyleyeyim. Hayatımda bazen çok önemli şeyler büyük tesadüflerle oldu yani. Sen seçimini yapmadan bir şey oluyor. O sen ama orada gene kararını kullanıyorsun. Ne yapayım bu durum karşısında diye. Almanya'da 10 ay kaldım. Orada arkadaşım bir dostumla birlikte bir birahanede içerken, bira içerken masanın altında bir kağıt gördük. Bir broşür değil, renkli bir broşür. Bu broşür İsveç hakkındaydı. İşte İsveç'te resimli böyle çok güzel resimler var. Ormanlar var, adalar var, göller var, sarışın kızlar, dilberler var. Ondan sonra yani böyle çok çarpıcı bir şeydi. Ben yanımda arkadaşıma, Abdullah arkadaşıma dedim ki dostum ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Elimdeki biranın son yudumunu bile içmeden kalktım, helalleştim Abdullah'la. Ben dedim gidiyorum. Ya dur çantanı mantanı al ya boş ver. Gidiyorum dedim. Şu anda gidiyorum. Kalktım ve oradan bir otobüse binerek Germersheim kenti. Almanya'nın Germersheim kentinden. Yani 9-10 ay kaldığım, yaşadığım kentten bir otobüse binerek kuzeydeki Karlsruhe kentine geldim. Karlsruhe kentinden Kopenhag'a geldim. Kopenhag'dan da kocaman gemilerle İsveç'e geldim. Malmö limanına, Malmö'ya geldim. Malmö 3. büyük kenti şeyin, İzmir'in. Pardon, İzmir'e diyorum, İsveç'in. Baktım her tarafta kulübeler var, kırmızı bayraklar. Ulan dedim lan nereye geldim ben ya? Biz bizi Türkiye'de komünist diye yaşatmadılar. Şimdi geldik bir komünist ülkesi. Burada da bizi komünist diye atmasınlar içeriye. Neyse o sosyal demokrasi seçim yılıymış o yıl. Seçim yılı ve onlar da seçim kulübeleri. Onlar da sosyal demokratların kırmızı bayraklarıymış. Ya böyle bir hızlı bir şekilde İsveç'e bir çıkarma yaptık yani böyle. Bundan sonraki de apayrı bir hikaye. Tanımadığın, bilmediğin bir ülke, bir şehir, başka bir dil. Ama çok kısa süre içerisinde de İsveç'te de bir sürü yani İsveç Devlet Tiyatrosu'nda, radyosunda da bir sürü yaptığın iş var. Tabii yani ama o ilk gelişimde işte Lund kentinde kaldım. Lund kentinde. Orada da küçük bir hikaye var. Onu da anlatayım. O da çok tatlı bir hikayedir. Melih aşık dostum vardı. Bana derdi ki ya bir gün daha Türkiye'deyken. Bir gün İsveç'e gidersen orada işte Lund kenti var. Orada Mustafa var. Mustafa'yı bul derdi bana. Mustafa. O da bir restoran şefi. Restoran, mutfak şefi yani orada. Öyle bir şey aklımda vardı. Ben Lund kentine geldim. Cebimde tam 30 markım vardı o zaman. 30 mark. 30 markı dedim harcamayayım da şurada dedim park kanepesinde yatayım uyuyayım. Lazım olur belki yarın. Ondan sonra tam uzandım uyuyacağım. Ben birden kar yağmaya başladı. Kasım ayıydı. Baktım olacak gibi değil bu iş. O zaman ben dedim şu 30 markımı şey yapayım. Bir otele vereyim. Şöyle güzel bir uyuyayım, bir yıkanayım, bir de kahvaltı falan bir şeyler yapayım. Yarına cebim tım tıkır dolaşır. hafifleyeyim dedim yani. 30 mark çok ağır geldi. Sonunda ne oldu? Sonunda kalktım dolaşmaya başladım falan işte.
bir kahvehaneye geldim. Küçük bir kasabadır burası. Çok sevdiğim, nefis. Hayatımın 5 yılı orada geçti. Çok şirin. Avrupa'nın en güzel üniversite kentlerinden biri böyle. Tarihi. Çok efsanevi bir yani. Ben çok sevdim. Yani onun da zaten bir şiirim vardı. Sevgilim Lund diye bir şiirim vardı. Zamanı gelince okuruz onları da. Gittim, bir kahvehaneye gittim. Oturdum orada. Cebimde işte bir kahve alacak kadar para kalmış. İyice karıştıracak. Sonra onu aldım, oturdum. Baktım ileride bir grup şey var. Genç var. Oturmuş konuşuyorlar. Türkçe konuşuyorlar aralarında. Lan dedim, bunlar Türk galiba. Dedim. Şunlara bir gideyim bakayım. Memleket Türk'üz. Gittim yanlarına. Merhaba arkadaşlar dedim. Benim adım dedim Özkan. Ben Türkiye'den geldim şimdi dedim. Şöyle bir baktılar bana. Yani ne yapacağız yani? Sen Türkiye'den ne yapalım? Dans mı edelim seninle? Yani ne yapalım? Böyle tuhaf tuhaf baktılar bana. Hiç unutmam. Ondan sonra orada Allah rahmet eylesin, Can Saydam diye bir arkadaşımız vardı onların arasında. O da şeydi yani, çok zeki, akıllı ve çok kültürlü bir arkadaştı. Daha sonra kendisiyle İsveç Radyosu'nda uzun yıllar birlikte çalıştık. Onu da anlatayım. Döndü böyle, hangi Özkan ya dedi. Hangi Özkan bu dedi. Özkan Mert mi dedi ona. Ha. Evet dedim, Özkan Mert. Hemen oradan kalktı, benim hangi şiirde hatırlamıyorum yani, Direney Kalbim, yanlış hatırlamıyorsam. Direney Kalbim'i ezbere okudu orada, herkesin içerisinde. Sessiz, herkes şiirini yani, havada sinek uçsa duyulacak. O kadar böyle, masada oturanlar da şaşkınlık kaldı. İsveçliler de Türkçe şiir dinlemeye başladılar orada. Falan böyle bir anlayamadılar olayın ne olduğunu. Şiir bittiği zaman kucaklaştık tabii Can'la. Ondan sonra diğer arkadaşlar da Özkan'la falan kucaklaştık. Ve işlerinden birisi beni aldı, öğrenci yuvasındaki odasına götürdü. Orada yere bir halı sardı, bir yatak gibi bir şey serdik. Onun üzerinde o gece ben orada uyudum. Biz seçtik, ilk gece buydu. Ama bu arkadaşa şu soruyu sordum. Ya burada Mustafa var mı dedi. Var mıymış peki? Var. Dedim hemen beni Mustafa'ya götür. Mustafa'ya gittik. Mustafa da Lund Üniversitesi'nin bir restoranı var orada. O restoranda şey böyle. O da bir Bulgar göçmeni, bir Türk Mustafa. Şeydi, 7 tane de kızı vardı. Ne zaman çocuk yapsa kız çıkıyor. Öyle bir hikaye. Sonra geldik oraya gittik. Mustafa'yı bulduk. Mustafa ama orada şey yani, her şey ondan sorumlu. Şaraphaneye o bakıyor, bulaşıkhaneye o bakıyor, bira satımına o bakıyor. Ya 10 kişinin yaptığı işi yapan bir adam yani. Böyle bir adam. Böyle biraz iri yapılı. Dedim merhaba Mustafa. Ben dedim Özkan Mert ya. Ey dedi, ne yapıyorsun lan falan. Dedim iş arıyorum ben dedim ya. Dün geldim bugün işe. Sen ne iş yaparsın dedi. Ben dedim her işi yaparım dedim. Gel bakalım dedi. Şurada hiç unutmuyorum böyle orada büyük mutfakta böyle suyun neydi o lavabonun olduğu yerde böyle yemek artıkları birikmiş böyle. Al bakalım bunu dedi. Nasıl atarsın dedi şeye. Çöpe. Ben hemen orada kırmızı eldiven onları taktım. Kucakladım böyle attım. Olmaz dedi. Çıkar o eldivenleri dedi. Bak dedi, sana nasıl atılacak göstereyim. Kocaman böyle elleri var. Aldı, çıplak elleriyle aldı onu. Tak dedi, işte böyle atacaksın dedi. Tamam dedim, oldu. Aldım, attım. Tamam dedi, senden iyi bulaşıkçı olur. Ve ben o gün başladım işe. Bulaşıkçı olarak. Yanımda da şey var. Yüzbaşı Carlos. Yüzbaşı Carlos da yine Mozambik gibi yerlerde Büyük Kurtuluş Savaşları var. Portekiz o ülkeleri saldırıp duruyordu oraya. Bu arkadaş da Portekizli bir yüzbaşı. Gidip oradaki yoksul halkı öldürmemek için kaçmış. Anladın mı? Yani ben gidip oradaki Gine'deki Mozambik'teki halkı öldürmem diyor. Geliyor buraya, iltica hakkı istiyor. Yüzbaşı Carlos Şahin Özkan ben. Orada bulaşıkçı olarak başladılar. Bu arada onu da söyledim şu anda. Allende olayından sonra biliyorsun Allende'nin öldürülmesinden sonra oraya çok sayıda da şey gelmişti.
Şilili. Ve bunların içerisinde bir tanesi de Allende'nin ekonomik işlerini yöneten en önemli kişilerden biriydi. Bir de o var yani yanımda. Ekonomi Bakanı yani. Ekonomi Bakanı ya da ekonomi sorumlusu, tam hatırlamıyorum adını. Ve böyle bir iş düşünebiliyor musun? Yani oradaki şeyde bir hükümet kurulabilir. O beş tane de çalışan insanlarla dünya hükümetinin başında bir hükümet kurulabilir yani bu yapıdaki insanlarla. Ve biz başladık çalışmaya tabii. Yani orada çalıştık. Neyse böyle devam etti. Bir taraftan da İsveççe kursuna gidiyordum. İsveççe öğrenmeye çalışıyordum falan. Sonra bir ara şeye başladık. Bir arkadaş dedi ki nereliydi o? Bir başka bir İspanyol. Ya dedi Malmö Limanı'nda da dedi kaçak çalışabiliriz dedi. Malmö Limanı'nda. Liman işçisi olarak. Ya nasıl olacak o? Ya gelin ben ayarlarım dedi. Gitti bizim kaydımızı falan yaptırdı. Sabah erkenden gidiyorsun Malmö Limanı'na. Bir numara veriyorlar. İşte diyelim ki 100 kişi. 100 kişi alınacak o gün. O gün 100 kişi 8 saat çalışacak. Herkesin numarasını okuyorlar. Kimin numarası söylense oluyor. Böyle ben bir sürü 6 ayda bu diye devam ettik biz böyle. Yani bir taraftan Carlos ben işte bütün bu hükümet üyeleri eksil hükümet eksil sürgün hükümetin üyeleri. Peki o sırada şeyi yani üretme süreci nasıl devam etti? Yani tabii engel olmuştur muhtemelen. Yani şiir yazmaya ya da evet tabii doğru. Yani şimdi o kadar hayatın içine girdik ki zaten hayatın kendisi bir şiir. Bir de bunun şiirini yazmak çok zor oldu. Evet. Yani bir ara dönem var herhalde. Bir boşluk var orada. Bir dönem birkaç yılı diyelim işte 3-5 yıl o ya 80 yani 3-5 yıl ben hiçbir şey yazmadım. Hatta Türkiye'de Özkan Baş şiiri bıraktı falan diye yazılar falan çıkmaya başlamıştı. Hı. Yani şiir yazmıyordum ama müthiş bir şiir biriktiriyorum. Düşünsene yaşadığım olayları yani. Evet. Bir liman işçisi Özkan Mert yani. Yüzbaşı Carlos'la birlikte çalışıyor. Efendim bilmem ekonomi bakanı bir tarafından. Böyle bir şey de şimdi bunun kendisi şiir yani zaten. Evet. Yazılmaya ihtiyacı yoktu o anda. O anda onu yaşadım sadece. Ama bu sürekli biriktirdim. Sürekli biriktirdim. Birikti. Sonunda patladı bu tabii. Ve çok birkaç yıl sonra çok üretken bir şekilde şiir yazmaya başladım ve Stockholm'da Mavi Saatler adlı kitabım çıktı. Stockholm'da Mavi Saatler. Hatta Cemal Süreyya'nın bir yazısı vardı bir yerde, nerede bilmiyorum. Okumuştum bir kesiti duruyor. Stockholm'da Mavi Saatler'i yılın en iyi iki şiir kitabından biri, en iyi şiir kitabı olarak seçmişti. Bir yerde söylemişti. Ve o bütün bu anlattıklarım sana şiir olarak var oldu artık ve var. Yani bundan sonra artık kimse de onu silemez. Yani insanlar okumadılarsa onu okuyacaklar yani. Ne diyeyim? 10 yıl sonra okuyacak, 20 yıl sonra okuyacak belki. Yani onu kendi dönemi içerisinde şiir her zaman insandan daha uzundur. Daha uzundur. Şiir daha uzundur insan. İnsan küçüktür yani. İnsan sadece şiirin bir konuğudur yani. Onun konudur. O şiiri kendisini nereye kadar götürüyorsa oraya kadar gider. Ve oradan atlar. Yani yok olur. Geriye şiir kalır. Zaten İlhan Berk de konuşmalarımızda söylemişti bana bir gün. Ona hatta yazdım. Bir yerde var. Demişti. Özkan'cığım bizim şiirden başka hayatımız yoktur demişti bana. Evet. Ne güzel söylemişti. Güzel bir söz, çok güzel bir. Yani ben hep var olduğunu düşünmeye çalıştım. Yani şiirden başka hayatımın da olduğunu düşünmeye çalıştım. Şu anda 76 yaşındayım. Dedim başka hayatım da var ama bakıyorum çok kolay bulamıyorum. Yani şiirin dışında başka bir hayat. Dönüp dolaşıp yine bütün sokaklar oraya çıkıyor değil mi? Yine oraya çıkıyor. Yani şiirimde olmayıp da yaşadığım başka bir şey. Hepsini yazdım. Ben neysem benim hayatım neyse şiirim de oldu, şiirim neyse hayatım da oldu. Yani böyle nasıl anlatayım? %100 kompakt. %100 başka %1,5 %99,5 değil yani. %100. Sonra orada devlet tiyatrosunda ve radyoda çalıştın galiba, değil mi abi? Evet, şöyle oldu şimdi. Bir program hatta vardı. Merhaba Türk İş
73-74 ile 77 arasında şeyde Lund kasabasında yaşadım. Orada daha sonra ben dedim ki artık yeter bu Lund. Neredeyse böyle 5 yıllık hani ekonomi planları vardır. 5 yıllık yaşam planlarıyla yaşıyorum ben de. Oradan Stockholm'a geldim. Stockholm'da ne yaptım? Ben ilk yıl işte 80 yılıydı. İsveç Radyosu'na başvurdum. Önce şeydi, Radyo Stockholm diyor. Radyo Stockholm, İsveç Radyosu'nun bir bölümü, lokal bölümü. 10 yıl kadar çalıştım. Ondan sonra da Merkez Radyosu'na geçtim. Orada çalışmaya başladım. Adı da Merhaba. Bu 1970, yanlış hatırlamıyorsam, kaç daha 71'lerde falan kurulan, 2006 yılında falan da kapatıldı. Ben bu süre içerisinde de orada çalıştım. Ve gazeteci olarak yani her gün işte ilk başta 15 günlük haber programları vardı. İşte hemen şöyle başladık, 4 kişiydik. Burası İsveç Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü, merhaba. Ben Özkan Mert. Yok, önce iyi günler diyorum galiba. İyi günler sayın dinleyiciler. Burası İsveç Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü, merhaba. Ben Özkan Mert. Şimdi günün önemli haberlerinden kısa özetle. Türkçe yayın, Türkçe. Türkçe yayın. O kadar yani İsveç'te Türkçe yayına ayrılacak kadar çok Türk yaşıyor o zaman. Tabii yaşıyor. Aslında o zaman şimdi tam hatırlamıyorum ama yani bir ülke, o dönemden bahsediyorum. O dönemde yanlış hatırlamıyorum. 2000 kişiden fazla yabancının yaşadığı yerlerde onların dilinde yayın yapma hakkı gibi bir şey vardı yani. Ama yani Türkler çok fazla yani. Türk sayısı oldukça yüksek burada. Türkiye'den gelen yani çok insan var. Yani şu anda bilmiyorum ne kadar. Biz 150 bin kişi vardır herhalde. Evet. Tamam, şu anda. O zaman da vardı yani. O zaman da daha az vardı ama vardı yeteri kadar. Sonra tekrar bir Türkiye'ye dönüşüm var abi, Bodrum'a. Daha önce o kapanınca bu sefer radyo kapatıldı, 2006 yılında yanlış hatırlamıyorsam. O zaman işte emekliliğime falan 2 yıl kalmıştı. Orada İsveç Devlet Tiyatrosu'ndan telefon ettiler bana. Dediler bize senin gibi adam lazım. Ne yapacaksın dedim. Türkleri örgütleyeceksin dernekler olarak, tiyatro dernekleri olarak örgütleyeceksin. Ve yani amaç, şimdi şöyle bir parolalar vardı İsveçli. Her İsveçli tiyatroya diye tavır vardı her zaman. Ama şimdi yani her İsveçli deyince bu sefer göçmenler de var. Her dört çocuktan birinin bir şeyi var yani. Yabancı köprüsü var yani. O zaman bu politika yani göçmenleri de kültür yaşamının içine katmak, tiyatro yaşamının içerisine katmak için katmak istiyorlardı. Bunun için de tabii ki örgütlenmek lazım. İsveç örgütlü bir toplum yani, böyle herkes al başına gitti. Yok yani. Onları örgütlemek ve tiyatroya gitmeye özendirmek, belki de tiyatro etkinlikleri de yapmaya özendirmek. Benim görevim buydu. 2 yılda bu işi hallettim ben. 5 tane dernek kurdum. 5 tane dernek kurdum. Dernekler de iyi çalıştı. Ve bu dernekler hala şu anda hayattalar. Hala çalışıyorlar bu dernekler. Ve sıkı bir şekilde de görevlerini yapıyorlar. Yani bu da şu anlama geliyor. Ben işi sağlam tutmuşum yani. İşi sağlam tutmuşum. Evet. İşi nasıl sağlam tuttum? Tabii orada az mücadele vermedim. O da ayrı bir hikaye. Ama yaşamın zaten neredeyse tamamı bir mücadele içerisinde geçmiş. Yani Türkiye'de ayrı bir mücadele, bir siyasal mücadele, İsveç'te, Almanya'da bir yaşam mücadelesi, bir taraftan şiirle mücadele. Zaten hayatım bu. Yani mücadele benim evim yani. Başka bir hayat bana başka bir şans tanımadı yani. Evet. Ya bir şans tanıdı, uzlaşabilirdim. Her şeyle uzlaşabilirdim ama benim uzlaşmam demek inanmadığım bir düşünceyle ölmem demekti. Yani bu imkansız bir olay. Sonra Türkiye'ye bir kısa süreli bir geri dönüş var. Bodrum'a evet. Gelmiştin abi. Ben de gelmiştim hatta. Evet, evet. Çok güzel bir evdi. Öyle mandalina bahçeleri kocaman bir mandalina bahçesi olan. Tabii yani şöyle, bunca yıldır İsveç'te yaşadıktan sonra emekli de oldum.
Ondan sonra önce dedim ki tamam bu iş bitti, kapatıyorum. Dedim önce bir şöyle bir dünyayı bir dolaşayım, ondan sonra da Türkiye'ye gidecektim. Öyle karar verdim. Hayalimde de aynı senin geldiğin, senin gördüğün ev gibi bir ev tutmaktı. Yani mandalina bahçelerinde taş bir köy evi. Evet. Biliyorsun onun bahçesi de 17 dönümdü yani. Evet, İsimde, evet biliyorum. Çok büyük. Yani ben 2000 diyeyim, sen 3000 mandalina ağacı vardı yani. O hayalimi gerçekleştirmek istiyordum yani. Onu da gerçekleştirdim işte. Sen de gördün, oradaydın, evet. Geldin. Şato gibi evdi yani, biliyorsun öyle küçük bir ev değil. Yani. Kocaman şato gibi ev. Güzel bir ev. Orada köy şeye başladım. Çiftçiliğe. Geldin orada işte biber yetiştiriyorduk, domates evet, yetiştiriyorduk. Evet. Boyuna mandalina yiye şeker hastası olduk yani. O dönem Ülkü Tamer de oradaydı değil mi? Ha, Ülkü Tamer de oradaydı, evet. Ülkü Tamer'le o da çok, onunla da maceram, ilişkim çok ilginçti. Yani biliyorsun 2015 yılında da evlendim. Sen de geldin, evet. Eşimi de gördün orada. Evet. Bir gün de eşimle birlikte Turgut Reis'te dolaşırken Ülkü Tamer değil mi dedi. Dedim ya nereden tanıdın Ülkü Tamer olduğunu, ben tanıyamadım. Kulakları büyük, oradan tanıdım. Kulaklarından tanıdım. Merhaba Ülkü Bey dedim, ben Özkan Mert. Aa dedi, sen burada mısın ya dedi bana. Buradayım dedim ya. Sen neredesin burada falan, öyle bir ayaküstü yani 3 saat konuştum neredeyse orada yolun ortasında. Şöyleydi böyleydi falandı filandı. Ondan sonra ya öyle bir dostluğumuz oldu işte. Yani o çok kötü bir dönem yaşıyordu, hayatının o dönemi. Sanıyorum parasız kalmıştı, sanıyorum. Sorunları, ekonomik sorunları vardı. Mesela ne zaman, her cumartesi onun şeyde görüyorum, Turgut Reis'te hani at yarışları oynanıyor ya. Orada at yarışları oynuyor. Çok ilginç. Ya ben de hiç anlamam yani. Dedim ya ben de mi oynasam, bu nasıl oynanıyor? orada görüyordum. Hep arada işte konuşuyorduk. Ama şöyle bir doğru dürüst bir türlü şey yapamadık yani, oturup konuşamadık diyeyim yani. Gerçi ayaküstü konuştuk da. Ya o şey mi? Kendini tamamen izole etmişti artık son dönemde. Yani aslında kimseyle görüşmek istemiyordu. Yani evet, benim geldiğim zaman öyle bir zamandı. Kimseyle görüşmek istemiyordu. Kendine dönüktü. Orada yani konuştu. Bilmiyorum. Bir ben vardım. Belki başkası konuşuyor muydu, hatırlamıyorum yani. Böyle bir döneminde rastladım yani Ülkü Tamer'e. Ülkü Tamer yani benim karşı çıkış yaptığım ikinci yeninin en iyi şairi belki de, en iyi şairine karşı birden şey olduk. Yani işin, benim hayatımın garip bir tarafı da birlikte olduğum çıkış yaptığım, manifesto imzaladım arkadaşlar, hiçbir ilişkin kalmadı, tamamen ayrılmış vaziyetteyken karşı çıktığımız şairler benim çok yakın dostum oldu hepsi. Yani Cemal Süreyya ve İlhan Berk mesela. İlhan Berk'in işte evi vardı. Orada oraya ziyarete giderdim. Oturup konuşurduk saatlerce İlhan Berk'te. O kocaman bir salonu vardı onun evinde. O bir de soba vardı. O sobayı çok seviyorum ben. Dedim ne güzel bir soba var senin burada ya. Böyle. Hatta bana bir gün dedi ya Özkan dedi, sen dedi aklına gelen şeyleri yazıyor musun bazen bir yere? Yok yazmıyorum dedim. Yahu hemen yaz, başla dedi. Yarından itibaren başla. Cebine bir defter alacaksın. Bir de kalem. Yolda giderken aklına bir şey gelir, onu mutlaka yazacaksın dedi ve çıkardı kendisi bir defter. Öyle notlar aldı. Bir defter çıkardı. Bana göstermiş. Şöyle kalın bir defter. İçine notlar böyle. Küçük 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 notlar. İşte bunlar şiir olacak. İnşallah olur. Sonra tekrar İsveç'e geri döndün abi. Şimdi orada kaldık 10 yıldan sonra. 10 yıl yani açıkça söyleyeyim özlemim dindi yani. Aradığımı da pek bulabildiğimi sanmıyorum çok yönde. Birisi de çok sıcak yani, çok sıcak pek tahammülüm yok. Ya o yok. Şeye neden Türkiye'den tekrar İsveç'e geri döndüm kısmına hiç girmiyorum. Çünkü o bitmez bir konu. Ve ağır bir konu yani. Hiç ona... evet yani başlı başına. Ama o sırada şeyim yani Dünya Çarpıyor Yüzüme vardı 88'de. Evet. Nerede o? Dünyanın Notları var. Ha. Kentlerin Senfonisi var. Yapı Kredi'nin Tango var.
Yapı Kredi Yayınları'ndan Bir Dünyanın Notları var. Boyut Yayınları'ndan Allah ve Tango var. Değil mi? En Evet. sonunda işte Yerli şarkıları var. en sonunda işte Evrenin Islığı'nı çıkardık. Yani şimdi oraya Evrenin Islığı. Böylece Özkan Mert şiir külliyatı tamamlanmış oldu. Yani bu kitapta ama ondan önce Evrenin Islığı diye bir şiir kitabı da var. Tek kitap. Evet. O hatta bir de isim var. Yani ben bütün bunları, bütün yazdığım kitapları Evrenin Islığı sanıyorum. Orada bir, o kitaba verilen bir ödül de var. Uluslararası önemli bir ödül. Najman Uluslararası Edebiyat Ödülü. Evet. Türkiye'de ilk alan sendin abi ödülü. Valla bilmiyorum. Benden önce belki senden sonra, olabilir. Senden Aynen. sonra Haydar Ergülen aldı. Haydar'a mı vermişler onu? Evet. İki kişi var yani şu benim bildiğim. Senden sonra Haydar Ergülen de işte. Sanıyorum Haydar var. Benim var. Bir de bir kişi daha vardı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Özkan Berk adına verilen ödüller var. Evet tabii yani. Pandemi süreciyle işte, beraber bir ara verildi sanırım. Tatile girdi. Nasıl? Tatilinde şu anda. Evet ama ondan öncesinde birkaç sene üst üste ve çok önemli isimlere ödüller verilmişti. Şairlik yaşamı boyunca size adıma ödüller vermek üzere değişik öneriler, teklifler aldım. Hiçbirini kabul etmedim. Fakat en son İzmit'te ilişkim oldu. Ayrıca şunu da anlatayım. Benim babam İzmit'in Uzun Tarla köyündendir. Çerkez'dir yani. O vesileyle aslında çok yakın dostlarım oldu. Benim şiirlerim orada çok fazla yayıldı, etki uyandırdı falan. Orada bir ilgi olunca adıma ödüller. Bir de orada şey vardı, neydi o? Bir festival yapılıyor. O festivalle ilgili olarak Özkan Mert ödülleri konmasını önerdiler. Ben de kabul ettim çünkü bunu önerenler de çok güvendiğim insanlardı. Ama dedim tamamen tarafsız olacak. Böyle asla diğer ödüller yal gülüm ver gülüm falan öyle şey yok. Ayrıca müracaat da yok dedim. Yani hiç kimse kitap falan göndermesin. Bir jüri seçeceğiz. Bir jüri ama bu jüri şeyden oluşacak yani. Üniversitelerden, toplum örgütlerinden, edebiyat yazar kuruluşlarından falan yani böyle. Yani bu yalnız şiir alanında verilmiyor, onu da söyleyeyim. Şiir değil yani. Yalnız ben de şiir şimdi değil. Onu söyleyecektim. Evet, yani edebiyatla alakası olan bir şey değil. Daha geniş kapsamlı bir... Çok iyi. Yani Nobel ödüllerinin küçük, Nobel ödüllerinin bir şeyi, daha küçük çaptaki bir biçimi. Bilim alanında, doğa, çevre alanında, tarih alanında, yani değişik alanlarda ödüller verildi. Uluslararası bu tarz. Ödüller alan yarısı da herhalde uluslararası yazar, sanatçılar falandı. Özellikle belirtmek istiyorum. Yani biz ona komite de diyoruz. Tamamen bağımsız ve en az 10 yıl kendi alanında büyük başarı göstermiş kişilerden oluşuyor. Hatta UNESCO'nun koşullarına uygun olarak seçildi bu şeyler, jüriler. Yani üniversiteden mesela diyelim, üniversitede tarih alanında çok değerli ürünleri olan bir profesör yani mesela. Kendi alanında önemli işler başarmış ve topluma kabul edilmiş kişilerden oluşturulan bir jüri bunu karar veriyor buna. Yani onlar araştırıyorlar, kendileri buluyorlar. Ben şunu söyleyeyim başta. Benim bu işte en küçük bir şekilde etkim yok. Hiçbir şekilde karışmadım. 2019'da verildi. Evet, en son 2019'da. O zaman ben biraz şey yapayım. Birgen Keleş ve Oruç Aroba'ya. Yani ikisi de Türkiye'nin en değerli iki insanı mesela. Şair ödülü Elira Kujovic. Kültür ödülü yönetmen Tamer Levent. Bilim ödülü Ayşe Çalış Rosa. Evet. Çevre ödülü kent bilimci Ruşen Keleş gibi İsimler var. Yani bu isimler hiç tartışılacak bile değil. Yanına bile yaklaşılmayacak. Kadar, evet. Yani hiç tartışmasız yani. Kabaca genel hatlarıyla arada bazen şiirden de bahsederek bence yani Özkan Mert'i tanımayan, yani henüz yeni karşılaşmış olanlar için iyi bir tanıtım sohbeti oldu. Yani bir biyografi sohbeti oldu aslında. Senin de abi bu sohbeti yapmaktaki amacın bu değildi. Şiir üzerine, şiirin öncesi, sonrası, belki geleceği üzerine ya da şiir dinamikleri üzerine
Nasıl yazılması, nasıl yazılmaması gerektiği üzerine. Yani biraz aslında şiiri masaya yatıran ve hani senin bu konudaki deneyimlerinden, birikimlerinden faydalanmak üzerine bir sohbet etmekti. Ama ilk önce bir hani bir giriş, bir tanıtım olsun da istedim. Güzel. Böyle de güzel oldu. Bundan sonrasında izlemek isteyenler için söylüyorum. Yani bu konuşmamızdan sonraki diğer videolarda şiiri ve şiirin ayrıntılarını konuşacağız. Aslında yani konuşacağız derken ben kafamdakileri ya da insanların kafasında düşündüğünü tahmin ettiğim şeyleri soracağım. Özkan abi de bize birikimlerini ve deneyimlerini işte ustalığını faydalandıracak diyeyim daha doğrusu. Böyle bir sohbet yapacağız. Ama şimdi bu biyografik girişin sonunda da bir şiirle kapatalım istersen abi, okumak istersen. Şimdi aslında onu düşünüyorum. Şimdi konuştuklarımızı özetleyen bir şiir olsun istedim. Yani aslında bundan sonraki videolarda şiir nedir, şiir nasıl yazılır, yazılmalı mıdır, yazılmamalı mıdır, erkek şair olabilir mi, olamaz mı, neden olsun diye. Yani bütün bu şeyleri konuşacağız. Yani ya herkesin kafasında var olan soruları yanıtlamaya çalışacağım bu 50-60 yıllık birikimimle. Hem uluslararası hem de Türkiye açısından ve sanıyorum hoş bir diyalog olacak. Bütün arkadaşlarımızı, şiir severleri, dostları, beni sevenleri, sevmeyenleri, dostlarımı, düşmanlarımı hepsini bekliyorum. Yani hepsi hoş geldi, sefa geldi. Yani şunu da söyleyebiliriz. Ne konuşacağımızı söyledik. Yani konunun ne olacağını söyledik. Bu konuyla ilgili izleyecek olan arkadaşların, dostların cevaplanmasını istediği ya da konuşulmasını istediği bir takım sorular ya da konular olursa onları da derleyip toplayıp onları da Tabii, konuşuruz isterim. memnuniyetle. Bu güzel olur. Belki bir yol göstericilik çok önemli. Yani belki de doğru şiiri ulaşan küçük 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 yolları belki de anlatmak mümkün olabilir yani. Evet. Zaten benim de bu yayınla ilgili teklifi Özkan Mert'e götürürken ki amacım da buydu yani. Evet, umarım yararlı olmaya çalışırız. Hele hele şu dönemde çok önemli. Çok çok Evet. önemli yani. Hiç herkesin ne diyeyim sana, toprak kayıyor yani. Toprak, söyledim ya, kayan toprakta bitki yetişmez. Önce bunu tespit etmek lazım. Evet. Şimdi o zaman aslında bir başka şeyler okuyabilirdim ama şimdi istersen bu şeyi önemli vurgulamak istiyorum. Bu İzmir dönemi benim İzmir dönemim. Aslında bir elma büyüklüğünde sakallarım diye bir kitabım olması gerekir ama böyle bir kitap yayınlanmadı. Ben ama bu koca benim evrenin ıslığından onu aldım. Yani yayınlansaydı böyle şu şiirle içeri girecekti diye var bu kitabımın içerisinde. Yani adı da işte, bir elma büyüklüğünde sakallarım. Şimdi o sakallarımla zaten şey dönemi başlıyor benim. Ankara dönemi, 68 olayları hemen başlıyor bir şey. Diren ey kalbim. Ama şimdi oraya gelmeden önce bu daha önce sözünü ettiğim böyle biraz nihilizm, biraz anarşizm, biraz varoluşçuluk, bilmem biraz sosyalizmle karışık bir dönemi yaşadığımız 60'lı yılların şiirini anlatan, dönemini anlatan bir şiir bu. Aslında birçok kişi bu şiiri biraz da ikinci yenisi gibi görür. İkinci yeni şiiri gibi görür. Oysa ben bu şiiri yazdığımda ikinci yeni nedir onu da bilmiyordum. O da ayrı hikaye. Eğer bu doğru ise ikinci yeni başlatan ben demekti. Yani bilmeden, farkında olmadan. Peki. O zaman istersen bu şiirle şey Tamam. yapalım, noktalayalım. Bir elma büyüklüğünde sakallarım. Çağdaş bir oyuncuyum işte ben. Salılarla, cumalarla. Bembeyaz yüzümü çıkarıyorum kınından. Tetik sesleri gibi upuzun ellerim, ellerim sonsuz bir sandı, sonsuz bir akşam idi. Ey bahar geldi gibi, ey bir gün kuşlar ve herkes, herkes sallansın, bir şeyler düşünsün. Sesinizi kolaçan edin. Yani açtığım radyoyu sonuna kadar kapadım. Düşündüm, dünyanın içinden trenler, lokantalar geçiyordu. Yüzüm bir boşlukta sallanıyordu. Ayaklarımda rakı kokusu, ağaçlarda elma çiçekleri durmadan Tanrı'yı boyadım.
Çünkü barbar ve aç, umutsuz çakımdan taşan kuş lekeleri gibiyim, alkol rengi gibiyim. Eski grup günlerimi bir kadının elmacık kemiklerini sona bıraktım. Çünkü bu kuş, bu gök, bu bahar yani yaralıyor beni. Unutuyorum ağzındaki ıslığı bir ağaçta. Ağaçta, parkta da sevişmesem ölüm sıcacık galiba aklımda. Sesimizi kolaçan ettik. Bir kadını, bir alkolü kolaçan ettik. Uzun sakallarımız vardı. Tarihi ölçülü bedenlerimiz. Yani çağdaş, mumyalanmış, durmadan gezinen bir ölüyü anlatıyorum. Ağaçları, bir şehri, bir ormanı anlatıyorum ben. Bir kabartma rüzgar kirli ellerimde. Yani bir tetik sesini aşka falan, güze falan benzetmek. Sandviç yiyerek, ağlayarak, bir elinde menekşesi sıcacık. Sıcacık yani her şey, ölüm vesaire, vesaire, vesaire galiba. Kirli ve barbar bir virtüözüm ben. Ağzımda sigara dumanları akşamı bekleyen adamım. Günü eskiten bir lokmalık ekmekle, sonsuz ve bembeyaz bir çalgının sağrılarında kuşları ve herkesi düşünen biraz da. Nasıl olur bilmem, elimde bir silah kırlara çıksam, ırmaklara karışsam, renkli magazinler, acıklı öyküler, aşk ve demokrasi alsam biraz yanıma. Unutuyorum, bana kelebek cesetleri gönderen bir de sevgilim vardı, darplarda falan hatırlıyorsanız. Çünkü çağdaş ve barbar benim kalım. Sakallarım bir elma büyüklüğünde. Durmadan ağlarım, kuşlarla sevişir gibi ağlarım. Bir silah sesi gibi cebime gazeteler taşırım. Fotoğraflar sonra geceye bir çiçek atarım. Alkol bir otobüs gibi dolaşır gözlerimde. Bir şehvet virtüözüyüm ben, tutan ve sıkan kadınların oralarını. Koy vermeyen sonra kan çıkmalı kan diye baharı bekleyen kuşları ve çiçekleri arayan bir akşam tanesi gibi ey. Çünkü mumyalanmış bu dünya. Bahar ve rüzgar mumyalanmış. Ağaçlar mumyalanmış. Her şey ne kadar çok geride. Ne kadar çok uzakta. Ya biz neredeyiz Bay İsa? Söyleyin lütfen. Ceninlerin parklara döküldüğü bir cumartesi. Ey artık ben neyi düşüneyim? Bariton sesim neyi düşünsün? Geceyi tefe koyup çalayım mı? Bir öğle ortasına gömeyim mi acılarımı, sevinçlerimi? Afyon çeksem, koştursam ceketimin içinde. Neden bu çalgılar böyle, onun çalgıları, günün bedenini sıvazlayan, hazırım belki her şeye, Brahms'ı dinlemeye, bembeyaz bir ölü olup uçmaya havalarda. Ah ben ağlasam artık, ağlasam falan. Ama neden ağlasam? Bir çare bulsam yaşamaya, intihar eden adamlar bulsam, omzumda taşıdığım yalnızlık bir ırmağa dönüşse, kuşları bir cigara yapsam. Çağdaş bir oyuncuyum ben. Bir karanfil yapıyorum akşamı. Hem bu ne biçim akşam? Her şey hazır ve yıkılmaya doğru. Soluğum dağlardan geliyor. Bir taşra ikincisinden geliyor. Ben şimdi bir ata binmiş gibiyim. Bir atı seviyor gibiyim. Acımı, umutsuzluğumu yükledim günüme. Parmağımı eskiten takvimlerin tozunu dumanına katarak geliyorum. Artık ellerim kuştan başka bir şey değildir ve bir elma büyüklüğünde sakallarım bir tetik sesi gibi galiba Bay İsa. Bitmiş ya. Hipnotize olmuş biçimde dinliyorum. Yani düşün, kaç yaşındasın sen? 40 yaşındayım. 40 yaşındasın. Bu şiiri ben kaç yaşında yazdım? 19 yaşında falandı. 19. Yani lise kaçtayım? 1964. Ya yani 19-20 o yaşlarda. 60 yıl önce ya. Yani. 60 yıl önce. Lise talebesiydim ya. Yani. Lise talebesiydim o zaman. 60 yıl yani 1960'lar. Ya işte bu 63-64'te yazdım galiba bu şiiri. 65 yıllığına girdi. Mehmet Fuat'ın Seçtikleri diye bir var ya, antolojisi her yıl çıkardı. Evet. 65 yıllığında var mı şey? 1 saat 21 dakika olmuş. Ya bu biz 20 dakika yapacaktık. Bu oldu 1,5 saat neredeyse yani. Sohbeti açınca böyle akıp gitti.
Artık şimdi bu videoyu ben olduğu gibi göndereceğim şeye, Cihat abi. Buradan söyleyeyim. Artık Cihat abi nasıl yaparsın, nasıl yaparsın onu Onu söyle. Yani bilemiyoruz.